Arkadaşlar acil toplanın. Gül abladan gizli bakın ne yapacağız. Ama önce bir buraları toplamam lazım. Çünkü Gül abla geliyormuş, ondan gizli çok önemli bir şey yapacağım. Bekleyin beni hemen. Arkadaşlar. Abi 10 dakikam var. Kamera da biraz yamuk gibi duruyor. Bu arada şu kamerayı bir şey getirir misin? Bir şurada deneyim. Getir getir, koy koy koy. Cry Babies geldi. Çocuk televizyonu bize Cry Babies gönderdi. Ve Gül abla, yani annem, bunu açmayı çok istiyordu. Hatta dedi ki ben bunu açacağım, Instagram'a koyacağım, arkadaşlarımıza paylaşacağım, ben yapacağım bunu dedi. Ben dedim ki hayır, yani içimden dedim tabii ki lütfen diyemedim. Ben açacağım arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Jojo Pelizyonası yepyeni bir Cry Babies hediye göndermiş bize. Hadi hemen açalım mı? Wow. Açıyoruz. 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 Evet. Jojo Pelizyonası derim. Öncelikle şurayı şöyle tık tık açıyoruz. Burayı tık 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 açamıyorum. Şöyle tık 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 açıyoruz. Sonra burayı tık tık tık. Tabii siz bu işlemi daha akıllıca bir şekilde makasla da yapabilirsiniz. Açıyorum ve oh diyorum. Arkadaşlar işte ben oyuncakların birbirini böyle etkilemesine bayılıyorum. Biliyorsunuz Cry Babies nasıldı? Nasıl bir oyuncak Cry Babies? Böyle büyük, bizim bildiğimiz çok güzel ağlayan bebekler değil mi? Ama şimdi Cry Babies'lerin dressisi gelmiş. Cry Babies dünyasında moda esintileri başladı. Yepyeni bir heyecan, yepyeni bir Cry Babies moda serisi. İşte karşınızda Cry Babies Magic Tears Dress Up ve Cry Babies Dressy. Vay canına arkadaşlar. Cry Babies'in yeni serileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları çok mu sevdiniz? Yoksa bizim gibi onlara bayıldınız mı? Ben bayıldım. Hadi bakalım. Hazır mısınız görmeye? Ya arkadaşlar şimdi annem yokken ikisini de açmayı gönlüme el vermedi. Belki açık artırma challenge falan yaparız oyuncaklarla ve orada şey yaparız, kullanırız. Ne diyorsunuz? O yüzden şimdi ben ikisini değil bir tanesini açacağım ama açacağım. Çünkü benim annemden güzel LOL açmalarımı hatırlıyor musunuz? İşte aynen bu da öyle olacak. Çünkü bunun da tırtığı var. Yanından böyle fermuarını açacağız şimdi. Hadi gelin eskilere dönelim. Zaten eskilere dönmemizi istiyordunuz ya. Daha da eskilere dönelim. Ve Gül Ava'dan gizli bir fermuarlı oyuncak açalım. Evet, başlayalım mı? Arkadaşlar önce bir etrafını inceleyelim. 12'den fazla koleksiyon yapabilirmişsiniz. Yani 12'den fazla çeşit çıkacakmış. Cry Babies Magic Tears Storyland serisi. Series Dress Me Up. Beni giydir serisiymiş. Bakalım etrafında ne var? Official product. Cry Babies'in çakması değil yani diyor. Cry Babies'in orijinal ürünü diyor. Bakalım buralarda ne yazıyor? Now with real clothes. Ve şimdi gerçek kıyafetlerle YouTube'dan Kitoons kanalından izleyebilirsiniz. Cry Babies'in çizgi filmi varmış arkadaşlar. Evet, Jojo Pelizyonası emblemi de burada olduğuna göre haydi açalım. Şöyle bir ASMR yapalım. Ve şimdi açalım. Şurada fermuarımız var. Baya güzel oldu arkadaşlar. Uzun zaman sonra fermuar açmamıza değdi. Bir de şöyle ASMR yapalım. Ya dolap çok güzel değil mi? Cry Babies'lerin, yani ağlayan bebeklerin gözyaşı damlaları şeklinde böyle iki tane süs var. Ve emzik şeklinde kapı tutacağımı bayağı yaratıcı. Açıyorum. Bu gerçekten bir dolap. Yok artık, bunların içinde şimdi sürprizler gizli arkadaşlar ve buraya da kıyafetlerimizi asabileceğiz. Öncelikle şöyle bir biberonumuz çıktı. Pembe bir biberon ve böyle daha koyu renkli bir pembe de kapağı var. Burada galiba bebeğim var. Vay canına arkadaşlar. O kadar çevreye duyarlı ki. Kağıda sarılmış, plastiğe değil. Aynamız var. Birazdan aynamızın galiba aynalı kısmını yapıştıracağız. Evet, aynamız. Aa, bebeğimiz buymuş. Yaşasın. Bebeğimizi de görmüş olduk. O zaman bebeğimiz hangisiymiş? Hadi bakalım mı? Tanıyanlar hemen baksın. Ben galiba gördüm. Kanga. Evet, bizim bebeğimiz Kanga'ymış. Ona kavuşmak için sabır sanıyorum ama önce koleksiyoncu broşürünü bir inceleyelim. Çok güzel bebekler varmış. Tam 12 bebek varmış. Ben Kira'yı çok beğendim arkadaşlar. Hadi en beğendiklerinizi yazın. Kanga'yı da çok beğendim. Dreamy, Unicorn, onu da çok beğendim. Ama şimdi Kanga'nın çok güzel bir kıyafeti var. Ona ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Burada şu aynamız var ya. Bu aynanın yapışkanını çıkartıyorum. Ve bu aynanın üzerine yapıştırıyorum. İşte böyle. Hatta aynam gerçekten ayakta da durabiliyor bu şekilde. Evet, şimdi sen bizi burada bekle. Dolabımız da burada zaten. Şimdi buna kavuşma zamanı diyebilir miyiz? Ya da önce hadi yerin bir değişik yapalım. Ve bu sürprizleri açalım. Öncelikle şu ilk kutucuktan başlıyorum. Ne varmış bu ilk kutucukta? Hadi altını görmek istiyorum. İkinci kutucuğa geçiyorum.
İkinci kutucu açabildim. İkinci kutucudan hemen alıyorum. Ayakkabılarım. Çok güzel mavi bir çift ayakkabı. Devam edelim. Şurayı açıyorum. Wow, gerçek kıyafetimiz çok tatlı bir tulum. Ve askılık. Dördüncüde ne varmış? Ne çıkabilir? Makyaj malzemesi mi çıkacak? Ya da şapka mı? Ya da wow, taç. Çok güzel bir taç çıktı. Birinciyi hala açamadık. Birincide ne var? Merak ediyorum doğrusu. Wow, emziğimiz var birincide de. Tamam, şöyle dolabımızın kağıtlarını alalım ve burayı gerçekten raf gibi, dolap gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. O da bayağı iyiymiş. Şöyle dursun kenarda. Ve sıra bebeğimizde. Şu askıyı şuraya asalım. Emziğimizi de şuraya koyalım. Ve bebeğimize kavuşmak için şu kağıdı açalım. Çok heyecanlıyım. Yok artık, çok güzel. Yumuşakça gördüğünüz gibi suyu içiriyorsunuz. Ayakları, elleri, vücudu çok tatlı. Nasıl giydireceğiz hemen bakalım. Arkada cırt cırtı varmış. Bu cırt cırtı açıyorum. Ayakları sokuyorum şu şekilde. Tulumu giydiriyorum. Kollarından da sokuyorum. Oo, arkadan kuyruğunun çıkması için yer ayırmışlar. Çok iyi. Tulumumuzu giydiğimize göre sıra ayakkabılarda. Mavi bir çift ayakkabısı vardı. Şöyle onu giyelim. Tacını çok merak ediyorum. Bu taç değil mi yoksa arkadaşlar ya? Aa, arkadaşlar bunun ne olduğunu bilemedim desem. Yani Kanga'nın bir erkek crybaby olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Boyunluk olduğunu düşünüyorum. Eğer bileniniz varsa haydi yorumlara yazın. Böyle suyunu içebilecek. Bakın, su doldurup bunun içine böyle bastırarak suyunu içirebiliriz. Veya emziğini takabiliriz. Aynanın kapakını aynada bakıyorum, aynada göremiyorum o altın şeyi. Siz görebildiniz mi? Şuradaki şu gümüşler var ya sağda solda, kopçayla. Bence öyle yapmaya çalışmışlar. O yüzden bunu koymuşlar. Arkadaşlar ben bebeğime bayıldım. Kanga'ya bayıldım. İsterse oturarak evine de girebiliyor ve evinde böyle oturabiliyor. Kıyafetini çıkartıp asabiliyor. Askısı da var. Biberon da var. Crybaby biliyorsunuz ağlıyor. Suyun içtikten sonra gözlerinden yaşlar akabiliyor. Çok iyi yani arkadaşlar. Bunu da ne için sakladığımı haydi siz karar verin. Gül ablayla açık artırma challenge yapalım. Gül abla mı açsın? Yoksa yine Gül abladan gizli ben mi açayım, ne dersiniz? Haydi herkes yorumlara. O zaman bebeğimi evinin içine koyuyorum. Biberonunu ve askısını da yanına koyuyorum. Hatta aynasını da yanına koyuyorum. Ve istediğim yerde oynayabilmek için istediğim yere götürebiliyorum arkadaşlar. O kadar iyi ki. Bence siz de Crybaby's Dressy'lerini edinmelisiniz. Çünkü mekansız bir oyuncak. Her yerde oynayabilirsiniz. Dışarı çıktığınızda oynayabilirsiniz. Okulda oynayabilirsiniz. Evde oynayabilirsiniz. Çok güzel, portatif bir oyuncak. O zaman ben sizin istediğinizi gerçekleştirdim. Ve eskilere geri döndüm. Gül ablan gizli oyuncak açtım. Siz de haydi hemen yorumlara birer kalp bırakın. Videosunu kalbi. Ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar sağlıklı, mutlu, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.